Selamlar dostlarım ve canlarım. Biraz sıkıldım bugünlerde hayatıma baya güzel bir renk atan Deadpool ve Ant Wolverine'in güzel bir fragmanını gördüm. Gördükten sonra direktman ufak bir fragman incelemesiyle dedim neden sizin karşınıza çıkmıyorum. Hazırsanız bu muhteşem yapımın fragman incelemesini hep birlikte inceleyelim. Not. Bu inceleme tamamen benim kendi çıkarımlarımdan yola çıkmıştır o yüzden bilgimin eksik veya fazla kaldığı yerlerde afola. Ve eğer kanala abone değilseniz aşağıdan kanala abone olmayı bildirimleri açmayı ve sizin fragmandan neler çıkardığınızı aşağıya yazmayı unutmayın dostlarım. Hadi şimdi geçelim. İlk sahnede Wolverine dostumuzun bir barda tek başına oturduğunu ve hüzünlü bir şekilde bir şeyler içerken Deadpool'un yanına geldiğini görüyoruz. Tabi normal olarak Deadpool dostumuzun Wolverine'i bulabileceği yegane yer neresi? Bar. Tabi Wolverine dostumuz Deadpool'a siktiri çektikten sonra Deadpool böyle hafif bir afalıyor ama bir şey demiyor tabi. Direktmen silahı çekiyor. Ki Wolverine'in de pençelerini çıkarmaya çalışırken pençeli çıkartamadığını görüyorsunuz. Bunun olayı ne diye hepinizin düşündüğüne eminim. Kafanızın karıştığına da eminim. Ki size şöyle açıklamam gerekirse dostlarım. Hatırlarsanız 2017 yapımı bir tane Logan filmi vardı ve severek izlemiştik ki en acı dolu ve en insanın kalbinin kıyıldığı X-Men filmiydi. Ki oradan da Vol videosumuzun son ama son filmini izlemiştik yüreğimiz yana yana. Hatırlarsanız o yapımda bir doktor açıklamıştı. Demişti ki bedeninizdeki adamantium tamamen sizi hasta ediyor ama vela Lakin sizin bedeniniz artık o adamantium'a karşı koyamıyor ve karşı koyamadığı için yavaş yavaş o zehir sizin vücudunuza yayılmış ve sizi hemen hemen öldürmek üzere. Şimdi burada şunu sorduğunuza eminim kesinlikle. Bu adamantium nasıl zehirliyor, neden şimdi zehirliyor ve neden öldürüyor diye. Ama ondan önce size şunu açıklayayım. Bizim Wolverine dostumuz 200 yaşında da olsa, 1800'lerden doğmuş da olsa ve şu an o Deadpool'un geçtiği seri bizim dönemlerimize de geçiyor olsa. daha yine de Wolverine dostumuz ölümsüz değil ve kendisi de yaşlanıyor. Şöyle anlatmam gerekirse dostlarım. Çizgi roman evreninde açıklandığına göre her 20 senede mi 25 senede bir bir bizim Wolverine dostumuz bir yaş alıyor. Yani bir yaşlanma süreci var için içerisinde. Şimdi bir de artı yeten normalde normal bir şekilde yaşlansa çok güzel olacak. Ama bedenindeki adamantium onu zehirliyor. Yani adamantium zehirli bir madde olduğu için Wolverine dostumuzun bedeni sürekli adamantiumla mücadele etmek için sürekli çabalıyor. Ama velakin 40'lı yaşlara geldi için artık bedeni biraz daha yaşlandığı ve o adam savaşmaktan yorulduğu için büyük ihtimalle kendi pençelerini biraz daha geç bir şekilde çıkarıyor ve bu işin en kötü tarafı bile değil. E işin en kötü tarafı dostlarım. Kendi bedeni bu şekilde yıpranırken aynı zamanda akıl sağlığı da gidiyor. Yani bir yandan hem akıl sağlığıyla bir yandan bedenle uğraşacak ki bu yapımda büyük ihtimalle. Ve sonraki dostumuzun da hiçlikte birlikte karşı karşıya durduklarını görüyoruz. Burada da zaten çok çetin bir savaş çıkacağı önceden belli. Bu içliğin olduğunu sonra arkadaşlar da şöyle bir cevap vereyim dostlarım. Loki'nin ikinci sezonunda TVA hatırlarsanız yakaladığı ve tamamen silmek istediği bütün herkesi bir çubuk yardımıyla buraya gönderiyordu. Ve burası aynı zamanda bütün evrenlerden temizlenmiş ve baya ama baya suçlu kişilerin olduğu bir yer. Yani tamamen bir hiçlik. Çevrede dışarıda hiçbir şey yok. Yani bir nevi evrenin çöplüğü diyebiliriz ki Loki yapımında da burada bizzat çöplük denilerek bahsediliyordu. Ki zaten aynı zamanda TVA'nin yöneticisi olan A abimizin. Deadpool abimize bu Wolverine kendi evrenini yüzüstü bıraktığı dediğini görüyoruz dostlarım. Büyük ihtimallerinizden kendi düşünceme göre. Buradaki Wolverine dostumuz ya Charles'ı öldürdü ya da Charles'ı öldürdü ki bütün evren yıkma noktasına geldi ve TV en son bunu buldu. Ama ve lakin kendisi TVA'den bir şekilde kaçmayı başardı ve yıllarca TV'den kaçıyordu büyük ihtimalle ki TVA'dan kaçmak o kadar da kolay olmasa da yine de büyük ihtimalle TV'in bütün adamlarını tek tek kendi eliyle öldürdü. Bu da neden o kadar ısız ve neden o kadar yalnız olduğunun çok daha net bir belirtisi en azından benim kendi gözümde. Ve Deadpool dostumuz da onu bulup onu bu maceranın içine dahil etmeye çalışırken o da tabi normal olarak bunu kabul etmiyor ki büyük ihtimalle aynı zamanda Deadpool onu bir şeyle vuracak. Büyük ihtimalle etkisiz hale getirecek. Yani bir nevi bayıltma durumuna getirecek. Sonra ona kostümünü giydirtecek ve onu zorla maceraya götürmeye çalışacak ki bu gördüğümüz dövüş sahnesi de bence bunu anlatıyor bizlere. Ve Deadpool dostumuzun bir sahnede dördüncü duvarın resmen içinden geçtiği ve flashback mi göreceğiz yoksa normal bir şekilde mi anlatmak istersin dediğini görüyoruz. Yani dostlarım ben bu sahnede aşırı derecede güldüm. Çünkü zaten normalde Wolverine baya baya gönderme yapıyordu serinin içerisinde. Bir de Wolverine'in kendi yüzüne böyle gönderme yapması aşırı derecede güldürdü beni. Ve yaşına göre baya güzel kollara sahip olan Hugo Jackman abimizi de görüyoruz. Ki zaten aynı zamanda kendisi Logan karakterini canlandırırken zaten kaslıydı. Ama velakin bu yapımda kendisi çıtayı zirveye taşımış. O nasıl nasıl kollar be reis o nasıl kollar o kollarla dinozor boğdur be diyoruz ve o kolların seyir zevkine dalıyoruz hiç de uzatmadan ve ardından çöplükteki kara nemesis bulutunu da görüyoruz dostlarım bu bulut o kadar büyük bir bulut ki içine giren bütün canlıları öldürüyor ki şu soruyu sorduğunuza eminim TVA bütün herkesi oraya gönderdiyse neden orası şu an ana baba günü gibi değil tek cevabı da bu kara bulut olan nemesis içine giren bütün canlıları yok edip kendi ruhlarını emiyor yani o yüzden kara bulutun eline düşen her şey Şeyin, vay haline ki onu da zaten Loki'nin bir bölümünde ne kadar ölümcül olduğunu ve olabileceğini görmüştük zaten ki aynı zamanda Etmen'in kafasından koskocaman kocaman bir üst görüyoruz ki Entmen'in kafatası bile duruyor bana göre soracak olursanız büyük ihtimalle Ant-Man'i TV askerleri buraya ışınladı buraya ışınladıkları zaman Ant-Man nemesisin köpeğiyle bizzat karşı karşıya geldi ve karşı karşıya geldikten sonra o bulu tarafından öldürüldü ki öldürüldükten sonra kocaman dev bir haliyle çürümeye bırakıldı ve çürüdükten sonra oraya düşen kişiler onun kafatasıyla kendilerine bir sığınak inşa ettiler ve bu inşa ettikleri sığınağın içerisinde büyük ihtimalle bizim bu kel kafalı ablamız yaşıyor. Kendisinin bir tinekilezi güçleri mi var yoksa kendisi magneto gibi metalleri mi büküyor orayı tam olarak anlayamadım ama velakin kendisinin seri içerisindeki asıl zorluk çıkaran kötü olacağını aşağı yukarı anlıyorum ve büyük ihtimalle Wolverine'le aralarında sıkı bir diyalog geçecek. Çünkü Wolverine'i nasıl da böyle etkisiz hale getirdiğini çok rahat bir şekilde görüyoruz zaten. Ki zaten dostlarımız Strange portalı açıp gidiyorlar. Doktor Strange'deki portal bu o portal. Ki bu portalı da nasıl açtıkları tamamen bir muamma konusu. Ama velakin bana göre soracak olursanız bence Deadpool 4. duvarı çok rahatla kırabildiği için ve TVA karakolunda büyük ihtimalle bütün malzemeler olduğu için orada bizzat Doktor Strange'in portal yüzüğünü buldu ve hiç bilmemesine rağmen büyük ihtimalle portalları açıp batıyor en azından benim kendi düşüncem. Ya da belki o çatışma sahnelerinin bir tanesinde oraya Dr. Strange'in evreninden bir Dr. Strange ya da herhangi biri ışınlanmıştır. Kim bilebilir. Ve son olarak dostumuz Deadpool siyahi ablamızla konuşurken son kelimeleri Karlar Ülkesi oluyor. Yani burada da Karlar Ülkesi'ne küçük bir gönderme yapmaları aşırı derecede hoşuma gitti. Ki zaten artı yeten Deadpool bir sürü filme gönderme yapmıştır da onu da filme saklıyordur büyük ihtimalle. Hepsini tek tek göreceğiz. Neyse dostlarım ve canlarım ufak çaplı inceleme bu kadardı umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir sizin gözünüze çarpan ve benim gözümden kaçan detaylar neydi tekrardan söylüyorum aşağıya yazmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın